Sevgili gençler, TYT Geometri serimizde özel üçgenlere kadar geldik. Evet arkadaşlar, geometrinin en temelini oluşturan bu özel üçgenler arkadaşlar iyi öğrenmelisiniz. Şimdi ilk önce biz bu konumuzu arkadaşlar Pisagor'la başlayacağız. İki dersimiz Pisagor olacak. Devamında Öklit kurallarını çalışacağız. Evet arkadaşlar, konumuz önemli olduğu için oradaki her bir parçayı iyi öğrenmeye çalışacağız. Ve orada özel açılı üçgenlerimiz var. Onları da çalışacağız arkadaşlar. Evet, olayın temeline inmek için İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgende dersimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, dersimize Pisagor teoremi ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Pisagor teoremini düşüneceğimiz nokta dik üçgendir arkadaşlar. Elimizde bir dik üçgen varsa ve soruda bize uzunluk soruyorsa ilk düşünmemiz gereken Pisagor bağıntısıdır. Evet arkadaşlar, elbette ki biz burada harfli konuşacağız ama önemli olan sözel cümlesi arkadaşlar. Şimdi ifadeye baktığımız zaman bir dik üçgen varsa elimizde, bu 90 derecenin karşısına biz hipotenüs diyoruz. Evet bakın, burası hipotenüstür. Sonra baktığımız zaman bu 90'ın yanındaki kenarlarımız dik kenar olarak isimlendirilir. Dik kenar. Hem B dediğimiz dik kenardır, hem C dediğimiz dik kenardır. Evet, bu da dik kenarmış. Cümleleri buna göre söyleyeceğiz. Evet, o zaman söylüyorum. Şimdi biz Pisagor'u söylerken arkadaşlar 90 derecenin karşısından başlarız. Yani hipotenüsten başlarız. Hipotenüsün karesi eşittir diyoruz. Dik kenarların kareler toplamı. Yani burada B kare artı C kare olmuş. Evet, A kare eşittir B kare artı C kare ifadesi bu üçgenimize özel. İsimlendirmeyi değiştirdiğimiz zaman buradaki cümle değişebilir. Ama şu cümle değişmiyor arkadaşlar. Hipotenüsün karesi eşittir diyoruz. Dik kenarların kareler toplamı. Evet, Pisagor bağıntısını arkadaşlar çok kullanacağız. En temel özelliktir. Mutlaka hemen notlarınızın arasına alın. Evet, ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş. Evet, üçgenimizi buraya çizmiş. Diyor ki AH diktir BC. Evet, AH dediğimiz ifadeyle BC arasındaki açının 90 derece olduğunu söylemiş. Evet, bunu kullanacağız. AB mesafesi 4 santimetre demiş. 4 santimetre. BH 3 santimetre. Onu da görüyoruz. HC'yi de bize 2 vermiş. Onu da buraya yazmış. Yukarıdaki verilere göre demiş. AC yani X kaç santimetredir demiş. Hedefimiz X'i bulmak. Evet arkadaşlar, ipucu olarak baktığımız zaman sorumuz uzunluk sorusu ve 90 derece içeriyor. O zaman burada dik üçgenleri görmeye çalışacağız ve Pisagor yapacağız. Normalde bizim aradığımız x dediğimiz bu sağ taraftaki üçgende. Ama orada şu kenar bilinmediği için hemen cevabı söyleyemeyiz. O yüzden öncelikle bizim şu AH dediğimiz kenarı yakalamamız gerekiyor. Ona mesela H harfini verelim. O zaman şu sol taraftaki üçgenimizden hemen Pisagor'u yazmaya çalışalım. Cümleyi ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Harf olarak düşünmeyin. 90 derecenin karşısından başlarız her zaman. Pisagor dediğimiz olaya. Hipotenüsün karesi, 4'ün karesi yani 16 eşittir diyoruz. Dik kenarların kareler toplamı, 3'ün karesi 9 artı H dediğimiz yüksekliğimizin karesi. O zaman 9'u karşıya atarsanız H kare ifadesi 16 eksi 9'dan 7 olacaktır. Aslında burada H'ı bulabiliriz ama bize zaten böyle gerekli olacak. O yüzden bu haliyle dursun. Şimdi artık cevaba geçmek adına sağ taraftaki AHC üçgenini kullanmaya çalışalım. Bakın biz burada yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Burada baktığımız zaman şurası 90 derece ise burası 90 derecedir. Yani 90 derece varsa ve bize uzunluk soruyorsa Pisagor düşünmeliyiz. Ve Pisagor'a nereden başlıyoruz? 90'ın karşısından yani hipotenüsten başlıyoruz. Hipotenüsün karesi diyoruz. X kare eşittir. Ne diyecektik? Dik kenarların kareler toplamı. Yani H'ın karesi artı 2'nin karesi. 2'nin karesi de 4'tür. Bunu yazmak istediğimiz zaman x kare eşittir diyoruz. H kareye bakın bulmuştuk. 7'ymiş o ifademiz. Artı bir de 4'ümüz var. Topladığımız zaman 11 yapar. 11 dediğimiz ifade asal sayı olduğu için karekök aldığımızda x eşittir. Kök 11 olur. Dışarı çıkmaz. Cevabımız kök 11'miş. Sevgili gençler, şimdi de kenarlarına göre üçgenlerden bahsedeceğiz. Elbette ki dik üçgen sorularında arkadaşlar uzunluk hesaplarken Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. Ama bazı üçgenlerimiz daha fazla giriyorlar. Yani kenarları tam sayı olan dik üçgenlerimiz var.
Onlardan bahsedeceğiz. Onlardan en fazla kullanılanı 3-4-5 üçgenidir arkadaşlar. Belki duymuş da olabilirsiniz ama önemlidir. O yüzden mutlaka bunları not etmeye çalışın. 3K, 4K ise 5K diyoruz. Tabii bu ifadeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Dik üçgende söylüyoruz. Ve bu dik üçgende 3-4-5 üçgenin olabilmesi için en büyük kenarımızın 5K'nın 90'ın karşısında olması lazım. Evet arkadaşlar, 3-4-5 üçgeni diyoruz ama bazen burada katlarını da düşünmemiz gerekebilir. Mesela K yerine 2 yazarsanız bu üçgenimiz 6, 4 kere 2 8, 5 kere 2 10. 6-8-10 üçgenine de dönüşebilir. Yani sadece 3-4-5 üçgeni diye düşünmüyoruz ve bunların katlarını da düşünebiliriz. Sorularda bu tarz örnekler çözerek pekiştireceğiz arkadaşlar. İlk üçgenimiz 3-4-5 üçgeniymiş. Kenarları tam sayıymış. Diğer üçgenimizi söyleyelim. Yine dik üçgenlerde arkadaşlar 5-12-13 üçgeni karşımıza fazlasıyla gelebilir. Evet, yine bakın buraya biz 5K, 12K, 13K yazdık. Katları olabilir. İkişer katı, üçe katı. Hep bunu düşünmeye çalışacağız. Orada tabii Pisagor'a başlamadan önce bunları fark ederseniz işlem hızınız artacaktır. Her zaman Pisagor yapmak zorunda kalmadan cevaba hızlıca ulaşabilirsiniz. Üçgenlerimizi tekrarlayarak ilerleyelim. 3-4-5 üçgenimiz varmış. Şimdi söylediğimiz 5-12-13 üçgenimiz var. Evet, bunlarda şunu ısrarla söylüyoruz. En büyük kenarımız 90'ın karşısındaki kenar olmalıdır. Evet, baktığımız zaman devam edersek yine çok kullanılan üçgenlerden bir tanesi 8-15-17 üçgenimiz var. Evet arkadaşlar, 8-15-17 üçgenini de fazlasıyla kullandığımız için hemen notlarınızın arasına alabilirsiniz. Evet, son üçgenimiz 7-24-25 üçgeni. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Sizi 7-24 çalıştırıyorlar ama 25. saate ihtiyacınız var. Evet, bir şekilde bunları aklımıza kodlarsak o zaman zamanla karşımıza geldiğinde uzun uzun Pisagor yapmak zorunda kalmayabiliriz arkadaşlar. Çoğu zaman bunları kullandırıyorlar. Kenarları tam sayı olan üçgenlerimizi düşünmeye çalıştık. Çok fazla gelen 4 tanesini tekrar ediyorum arkadaşlar. 3-4-5 üçgeni, 5-12-13 üçgenimiz, 8-15-17 üçgeni ve 7-24-25 üçgeni. Evet sevgili gençler, yine öğretici güzel bir örnek çözeceğiz. Evet bakalım bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş. Evet, üçgenimizi buraya çizmiş. AH diktir BC demiş. Bakın AH diktir BC. AB ifadesi 15 santimetre demiş. 15'i yazmış. BH 9 santimetre. Onu da görüyoruz. HC de 16 santimetreymiş. Diyor ki yukarıdaki verilere göre AC yani X kaç santimetredir? Hedefimiz burayı bulmak. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar burada ipucumuz aslında var. Burada 90 dereceyi görüyorsunuz ve size uzunluk sormuş. O zaman ilk düşünmeniz gereken Pisagor bağıntısıdır. Pisagor'dan biz bu x'i bulmaya çalışırız. Ve ifademize baktığımız zaman bu x dediğimiz AHC üçgeninde ama tabii buradaki AH uzunluğu bilinmediği için oraya da biz kendimiz bir harf koyabiliriz. Bunu bilmediğimiz için arkadaşlar hemen x'i söyleyemeyiz. Önce bu y'yi bilmemiz lazım. Onu bulabilmek için de bu sol taraftaki üçgenimizden faydalanacağız. Bakın burada ne var? Bakın 90 derece görüyorsunuz. 90 derece varsa hemen burada Pisagor yapabilirsiniz. Fakat arkadaşlar hızlanmak istiyorsanız az önce söylediğimiz üçgenlerde var mı diye bir düşünmeniz lazım. Zamanla elimizi alıştırmamız lazım. Genelde o üçgenleri kullandırıyorlar. O üçgenlerden hatırlarsanız en fazla kullanılan hangisiydi? İlk önce ondan başlayın. 3, 4, 5 üçgeniydi. Acaba burada 3-4-5 üçgeni var mı? Yani onları kontrol ettikten sonra Pisagor'a başlayın. Çünkü zamanla alışırsanız arkadaşlar burada belki 2 dakikada ya da 1 dakikada çözeceğiniz Pisagor ifadesini hemen söylersiniz. Bakın ifademize, bakın şurası 15 dediğimiz 5'in kaç katıdır? Şöyle bir düşünün. 5'in 3 katıdır. Tamam, güzel. 9'u düşünün. O kimle kimin çarpımı? O da 3 çarpı 3'tür. Demek ki burada biraz dikkatli baktığımız zaman 5'in 3 katını görüyoruz. 3'ün 3 katını görüyoruz. Şimdi bunu kullandınız, bunu kullandınız. O zaman kimin 3 katı kaldı? 4'ün 3 katı. O zaman bu y dediğiniz yerde 4'ün 3 katıdır. Yani burası 12'dir. Yani ifademizde arkadaşlar önce kenarları tam sayı olan üçgenler var mı diye bakmaya çalışın. Onlardan bir tanesini, en fazla kullanılanı 3-4-5 üçgeniydi. Var mı diye baktık ve görebildik arkadaşlar. O zaman Pisagor yapmadan da
hemen burayı 3, 4, 5 üçgeninden 12 diye söyleyebilirsiniz. Evet, anlattığımız için belki uzun sürüyor ama kendiniz hızlanacaksınız bunları söylerken. Evet, şimdi hemen sağ taraftaki üçgenimize bakalım. Burada da aslında Pisagor yapmanız lazım normalde. 90 ise burası 90'dır ve bize Pisagor'u anlatır. Dik üçgenlerde uzunluk soruyorsa hep aklınızda kalsın. Pisagor düşünmeye çalışın. Evet, Pisagor düşüneceğiz ama yine kısa yol var mı acaba diye bakalım. Ve şu üçgen bir daha kontrol edelim. Eğer bu olmasa diğerlerini kontrol ederiz. Mesela baktığımız zaman şu 16 arkadaşlar 4 çarpı 4 demektir. 12 dediğimiz ifadeyi de 3 çarpı 4 diye düşünebiliriz. Yani bakın 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, o zaman burası da 5'in 4 katı olacaktır. 3, 4, 5 üçgenimiz gene varmış burada. Dolayısıyla Pisagor ifadesi olmasına rağmen ona düşünmeden de hemen 3, 4, 5 üçgeninden tanıdık ve 5 kere 4 x'e 20 diyebildik. Evet arkadaşlar, cevabımız 20'ymiş. Evet sevgili gençler, yine kaliteli bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım bize neler söylemiş. ABC dik üçgen demiş. ABC üçgenimiz buraya çizilmiş. Bir dik üçgen. Evet, ne diyor bize? AB diktir, BC demiş. Evet, burada bu 90 derecemizi bize anlatıyor. BD ile DC eşittir. Bakın burada eşitliklerimiz var. Bunları kullanacağız. Diyor ki AB 5 santimetre. AB'yi 5 santimetre vermiş. AC 13 santimetre. Onu da görüyoruz şekilde. AD x olarak tanımlanmış bize. Evet, ve diyor ki yukarıdaki verilere göre AD yani x kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, sorumuzda bize Pisagor kullanmamızı istiyor. Diyor ki 90 derece verdim ve uzunluk soruyorum. O zaman Pisagor'u düşünmeye çalışın. Siz de burada o zaman dik üçgenleri görmeye çalışarak başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman bu dik üçgenlerden bir tanesi budur. Bunu kullanarak biz x'e ulaşacağız. Ama tabii bilinmeyenler fazla. X'e ulaşmak için önce bizim BD'yi bulmamız gerekiyor. Yani bir tane dik üçgen var. Bunu gözümüze kestirdik. Kullanacağız. Ama başka dik üçgen var mı diye de bakmak lazım. O zaman dikkatli olduğumuz zaman büyük olanın da dik üçgen olduğunu görebiliriz. ABC üçgenini düşündüğümüz zaman, çünkü bakın iki kenarımız var. 5, 13. Hemen şöyle bir notlarınıza bakın. Bu üçgen size tanıdık geldi mi? Evet, bakın 5 var, 13 var. Oradan baktıysanız arkadaşlar ne dersiniz? Hemen bu parçayı da 12 diye söyleyebilirsiniz. Normalde Pisagor'dan bulabilirdik. 5 var, 13 var. Pisagor'dan hesaplanır ama biraz zaman kaybedersiniz. Hemen tanıdık üçgenler var mı diye bakın. Bu üçgenimiz 5, 13 olduğu için 12 olacaktır. Yani 5, 12, 13 üçgenimiz varmış. Dolayısıyla burası 12 olduğuna göre hemen parçalayalım biz de. Kendisi eşit olduğunu söylemiş. Buraya 6, buraya da 6 olacaktır. 12'yi 2'ye böldük. Bunlar 6 oldu. Artık arkadaşlar cevaba geçmek için bu kırmızı üçgenimizi, ABD üçgenini kullanabiliriz. Ve yine aynı şeyi yapacağız. Çünkü bakın 90 derece var. Pisagor'dan başka çaremiz yok. 5 ve 6 tanıdık bir üçgenin kenarları olmadığı için Pisagor yapmamız lazım. Ne yapacağız? Hemen 90'ın karşısındaki hipotenüsün karesini alıyoruz. Cümle böyle başlıyordu. Sonra ne diyorduk biz? Dik kenarların kareler toplamı diyeceğiz şimdi. 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36. Bunları toplayın. X kare eşittir. Bunları topladığımız zaman 61 buluruz. 61 de arkadaşlar asal bir sayı olduğu için karekök alırsanız cevabımız kök 61 olacaktır. Evet sevgili gençler, yeni örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. DCA 90 derece demiş. Evet bakın şuradaki açımız 90 dereceymiş. BAC 90 derece demiş. Evet onu da görüyoruz. DC 3 santimetre. Evet kontrol etmeye devam ediyorum. 3 santimetrede var şeklimizde. AB 6 santimetre demiş. Onu da görüyorum. AC de 9 santimetre demiş. Evet bakın onu da yazmış. Yukarıdaki verilere göre demiş. DB mesafesi kaç santimetredir demiş. O zaman biz de istediği yeri şöyle bir oluşturmaya çalışalım isterseniz. DB dediği yer. Bakın şuradaki D'den başlayacağız. B'ye kadar. Bu mavi çizgiyi bulmaya çalışacağız. Değişik yollar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela ben bunu çizdiğim anda mesela kelebek şekli görüyorsunuz. İsteyen kelebek benzerliği falan da kullanabilir. Önceki konumuzda öğrendiğimiz şeyleri kullanabilirsiniz. Ben Pisagor'dan yapacağım arkadaşlar. 90 dereceler var. O zaman buralarda dik üçgenler görmeye çalışacağız. Tabii en kısası olsun diye şöyle bir uzatmalar yapacağız. Evet. Değişik yollardan yapılabilir sorumuz. Bakın biz böyle bir dikdörtgen görüntüsü oluşturduğumuz zaman
hemen kenarlarımızı taşıyabileceğiz. Taşıyalım bakın. Mesela şurası üçgen, aşağıya taşıyoruz. Burada bir dikdörtgen oluşturduk. 90, 90, 90. O zaman 3'ü aşağıya aldıysam, bakın AC dediğimiz yerde, 9 dediğimiz yerde karşıya alabiliriz. Bu tarafa alabiliriz. Artık bu mavi olan DB kenarını bulmak adına şuradaki dik üçgeni kullanabilirsiniz. Yani bazı sorularda çizimler yapacağız. Onlar ilk başta zor gibi gelebilir size. Ama merak etmeyin. Konuştukça hepsi normal gelecektir. Hedefimiz burada 90 dereceler olduğu için dik üçgenler oluşturmak oldu. Dik üçgenlerden de şimdi Pisagor yardımıyla bulabiliriz. İfademize bir bakalım. Bu üçgenimizde şöyle bir K desem, D, K, B üçgenine bakmalısınız. Bu üçgenimizde bakın burası 9, dik kenardır. Burası da 3 artı 6, 9, yine dik kenardır. O zaman mavi olan hipotenüsü bulabiliriz. O mavi olan yere de X diyelim. Şimdi aslında ileride bunda da kısa yollar göreceksiniz ama ben şu anda Pisagor'dan söylemek istiyorum. Bakın burası 90 derece olduğu için hipotenüsün karesiyle başlıyoruz. X kare diyoruz. Eşittir. Dik kenarların kareler toplamıyla hatırlarsanız. Yani 9'un karesi artı 9'un karesi. Ne olur? 81 artı 81'dir. Bunları topladığınız zaman x kare eşittir 162 olur. Sonra da karekökünü alacaksınız. Evet, karekök aldığımız zaman kök 162'dir. Hızlı görenler vardır mutlaka. Ama yeni öğrenenler varsa da o zaman bunu asal çarpanlarına ayırarak ifademizi dışarı çıkartmaya çalışır. 2'ye böldüğümüzde 81. Sonra 9'a böldüm 9. 9'a böldüm 1. Evet, burada baktığımız zaman bizimkisi karekök alma olduğu için ikili gruplama yaparsınız. Bunlardan bir tanesi dışarı çıkacaktır. Dolayısıyla x ifadesi 9 dışarıda olan ve şu yalnız kalan da içeridedir. Buraya yazılır. Yani cevabımız 9 kök 2'ymiş. Evet sevgili gençler, geometri temellerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Özel üçgenler çalışıyoruz ve Pisagor bağıntısını pekiştireceğiz arkadaşlar. Onunla ilgili bir örneğimiz var. Bir bakalım bize neler söylemiş. AB diktir, BC demiş. Evet arkadaşlar, AB ile BC'nin dik olduğunu anlatmış. Bu 90 derece. Evet, BC diktir, DC demiş. BC, DC bu 90 anlatıyor bize. DC diktir, DE demiş. DC ile DE. Şurası 90 derece. Evet, o 90 derecelerin hepsi aslında bize Pisagor'u anlatıyor. Çünkü soruda biraz devam ettiğiniz zaman uzunluk sorduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İyi, kontrol edelim yazmadığı bir şey var mı? AB 4 santimetre görüyoruz. BC 1 santimetre şeklimizde var. DC 2 santimetre, onu da yazmış. DE 3 santimetre. Evet, diyor ki AE X olursa, yukarıdaki verilere göre demiş arkadaşlar. X kaç santimetredir demiş. Tamam. Hedefimiz belli. X'i bulmaya çalışacağız. O zaman şöyle bir düşünün. Burada şimdi baktığımız zaman dik üçgen arayacağız. Çünkü 90 derece var ama şu an dik üçgen yok. Yine minik bir çizim yapmamız lazım. Evet, bakın şöyle uzatayım burayı. Doğrusal uzattım. Burayı da doğrusal yukarı doğru uzatırsam, o zaman orada bir dikdörtgen oluşturmuş oluyorum. Yani şuralar 90 derece diye düşünün. Ve buna göre düşündüğümüz zaman dikdörtgenler de hemen karşı kenara taşıyabiliyorduk. 2 ise karşı tarafta 2'dir. 1 ise burası da 1'dir. Dolayısıyla siz orada x'i bulmak istiyorsanız bakın bu büyük olan dik üçgeni kullanmalısınız. Hemen kenarlarına bakalım. Bu dik üçgenimizde bakın burası 4'tür. 3 artı 1'den. Buraya baktığımız zaman 6'dır. Evet, ileride bunların da kısa yollarını göreceksiniz ama bizim size bahsettiğimiz o tanıdık üçgenlerden bir tanesi değil arkadaşlar. O zaman Pisagor yaparak işlemimizi bitirmeye çalışalım. Pisagor'un cümlesini hatırlamaya çalışın. Nasıldı? Hipotenüsün karesiydi. Yani 90'ın karşısından başlıyoruz ve kare alıyoruz. Hipotenüsün karesi x karedir. Neye eşit oluyordu bu? Dik kenarların kareler toplamıydı. Yani 4'ün karesi 16 artı. Bakın burası da 6'ydı. 6'nın karesini aldığınız zaman da 36. Bunları toplayın arkadaşlar. 52 olacaktır. Karekök aldığımız zaman da kök 52 idi. Evet, yeni öğrenenler varsa yine hemen asal çarpanlarını ayırsın. Bu ifademizi 2'ye böldüğümüz zaman 26, 2'ye bölsek 13 ve en son 13'e böldüğünüz zaman 1 olacaktır. Karekök aldığımız için ikili gruplama yapıyoruz. O zaman bir tanesini dışarı çıkarttığımızda demek ki kök 52 dediğimiz ifade 2 kök, şurada yalnız kalan da içeride olur. Yani 2 kök 13'müş. Evet sevgili gençler, güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş.
AB diktir AD demiş. Evet bakın bu uzunluğumuzda bu uzunluğumuz dik kesişiyormuş. 90 dereceyi anlatmış. BC diktir CD demiş. Evet BC diktir CD. Şu 90 derecemiz var. AB 7 santimetre demiş. Bakın AB'nin 7 olduğunu söylemiş bize. Sonra demiş ki BC 11 birim. Evet BC'de 11 birim. CD'ye baktığımız zaman CD 3 birimmiş. Onu da görüyoruz. AD'yi de X olarak isimlendirmiş. Yukarıdaki şekilde demiş. Verilere göre demiş. AD yani X kaç birimdir demiş. Evet hedefimiz burayı bulmak arkadaşlar. Burada baktığımız zaman ipucumuz aynı. 90 dereceler görüyorsak bizim orada Pisagor yapmamız lazım arkadaşlar. Yani dik üçgen görmemiz lazım. Ama tabii bazı şekillerde dik üçgen olmayabilir. Siz oluşturmalısınız. O zaman bir düşünün. Kendiniz de çok kolay bulabilirsiniz. Dik üçgen yapmak için ne yapacağız arkadaşlar? Çizim yapacağız. Bakın şu anda hem yukarıda bir dik üçgenimiz var hem aşağıda bir dik üçgenimiz var. Bunlar yardımıyla cevaba ulaşabiliriz. Şimdi biz yukarıdan işlem yapmamız lazım ama yukarıdaki x'i bulmak için önce kırmızı çizgimizi bulmamız lazım. O yüzden buraya y diyorum. Y'yi bulmak adına alttaki üçgenimizden Pisagor yapacağız. Tanıdık üçgen yok arkadaşlar. Bakın 3 ve 11. O üçgenleri gözden geçirin. 3, 4, 5 vardı. Başka ne vardı? 5, 12, 13 üçgeni. Evet başka 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. Bir de 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. Bu onlara uygun olmadığı için o zaman Pisagor yapıyorsunuz. Pisagor'un cümlesi şöyleydi. Nasıl başlıyorduk? Hipotenüsün karesi. Evet y kare eşittir diyorduk. Dik kenarların kareler toplamı diyorduk. Yani 11'in karesi 121 artı 3'ün karesi 9. Evet bu ifadeden y karenin 130 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani isteyen karekök de alabilir ama yine biz kareyle uğraşacağımız için yukarıda da Pisagor yapacağımız için böyle kalsa da olur. Evet arkadaşlar bir de yukarıdan Pisagor yapmaya çalışalım. Yani bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şeklimize baktığımız zaman üçgenlerimizde sadece 90 derece varsa bizim orada ilk önce Pisagor düşünmemiz lazım. Ve o cümle şöyle başlardı. Hipotenüsün karesi bakın 90'ın karşısında hipotenüsün karesi y kare ile başlayacakmışız. Eşittir. Ne diyorduk cümlede? Dik kenarların kareler toplamı. Yani 7'nin karesi artı x'in karesi. 7'nin karesi 49 olur. Artı x kare diyoruz. Burada bildiğimiz ifadeyi yerine koyalım. Yani y kare dediğimizi bakın burada ne bulmuştuk? 130 mu? Şurada yerine yazdım. 130 eşittir. 49 artı x kare. Hemen bunu karşıya gönderip çıkartın. Evet 130'dan 49 çıkarttığınız zaman 81 olacaktır. Aslında güzel bir sayı geldi. O zaman karekökünü düşünürsek x eşittir 9 olur arkadaşlar. Çünkü 81 9'un karesidir. Karekökü aldığınız zaman x'i 9 olarak söyleyebilirsiniz. Evet sevgili gençler, özel üçgenler serimize Pisagor'la başlamış olduk ve ilk dersimizi tamamladık. Bu konumuz geometrinin arkadaşlar temeli olduğu için bir ders daha yapacağız ve bol soru çözeceğiz. Soru tiplerini sizlere alıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama sizler de bir taraftan soru çözmeye başlamalısınız. Hedefimiz genelde 300 soruydu hatırlarsanız. Ama bu konuya özel hedefimiz 500 soru olsun. Bol soru çözmeye çalışın. O zaman başarımız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Buraları sağlamlaştırdıkça geometri size kolay gelmeye başlayacaktır. Sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.